Kaç çocuğun var Pakize Hanım? Benim 5. Maşallah. Kaç kız? 4 kız bir oğlan. Ha, en son numara mı? Tekne gazıntısı. Hande, ha, ondan. Nedense böyle bir erkek çocuğuna karşı bir şey vardır. Özellikle de en son numara oysa. En böyle son numara kızların o. Üzerinde. Ya şimdi hayatım. Ne gibi bir özelliği var erkek çocuğunun? Ne gibi çocuğunun? Özelliği var şunun için. Ha. Hayatımda hayat gülmedi diye düşündüm. Hı. Eşten yana veyahut da hani büyüklere yaklaşıp hiçbir zaman yardım alamadım. Ha, anladım. Oğlum, anne baba desteği de olmadı pek herhalde. Yok, mümkün değil. Annem zaten ben 18 yaşındayken vefat etmişti. Ay başın sağ olsun. Allah razı olsun. Babam yaşlıydı o. 2003'te de o vefat etti. Ay başın sağ olsun. Sonradan ben dedim Allah razı olsun. Sonradan dedim. Her şeyi tek başına yaptın. Her şeyi tek başıma yaparken dedim bir oğlan çocuğum olursa en azından ben kızlarımın evinde mümkün değil kalamam. Ama oğlum ne olursa olsun yaşlılığımda belki. Gamze Nur nereye? Markete. Peki sonsuza kadar Hamdi ve eşiyle mi yaşayacaksın? Öyle, şu anda öyle. Ama baksana gelinin sanki istiyor, bir arada çıkmış. Yok, şu yani anda. Yarın bir gün bir çocuk daha yaparlar. Ne bileyim, ev küçük gelir kendi. O zaman ben kaçıyorum zaten. Nereye gidiyorsun? Arada Düzce'ye kaçıyorum. Ha, rahat bırakıyorsun onları. Rahat bırakıyorum. Bırak biraz da. Gidip orada evim var. Ha, iyi güzel. Orada düzenim var. Ha, orada. Şimdi buradan kafama estiyse altımda da arabam var. Fakat azimli kadınsın ha. Evet. Enteresan yani. Çok azimliyim. Kızdım ettim ama yani hani bu bir de bir cesaret yani tek başına gecenin, bir tavuk çiftliği kurmuşsun. Evet. Gecenin üçü de olsa. Baktım kafam uykudan uyandım, gitmek istiyorsam kalkarım arabamı bismillah derim, çalıştırırım, basar giderim. Tekirdağ köfte yemeğe mesela canım yani, çekti diyorsun. Evet. Allah Allah, değişik bir kadınsın evet. Ya. Çabuk gelin hanım, çabuk. Mikser. Gamze Nur, yemeklerin iddialı mı? Evet. Elimle yaprak sarması yapacağım mikser. Seninle dün olanların dedikodusunu yapalım mı? Ay evet, o olmayan menüye nasıl 6 verdiler, nasıl 5 verdiler? Başta da senin kayınvaliden. Kayınvalidem evet, çok kızdım aslında ona. Yani kebabına olmamış dedi, galettasına olmamış dedi. Nasıl 5 verdin dedim yani. 4'ü kullansaydı keşke. Ama diğer kayınvalideler 6 puan verdi. Evet, olmayan bir menüye 6 verdiler. Bugün benim olan menüme eğer... Yani vermezlerse çok kızarım ki yani. Sence kayınvaliden kaç puan vermeliydi? Bence 4 vermeliydi. Çünkü sadece avcı böreğini beğenmiş. Avcı böreği de zaten hazır yufkadan olan bir şey mikser. Bugün sen de börek yapıyorsun. Evet ama benim kendi yöremin yufkası. O da hazır yufka. Ama kendimiz yapıyoruz. Ana yemeğin yanında börek mi vereceksin? Öyle istedik. Ana yemeğin yanında börek olur mu? Olur, ben yaparsam olur mikser. Kayınvalideler bunu çok eleştirir, benden söylemesi. Dün ama dün de börek vardı ana yemeğin yanında, yok muydu? Hayır, ara sıcaklardaydı. Benimki... Dün de galettenin yanında börek olduğu için eleştirdiler. Evet. Yani. Kağıt kebabının yanında börek olur mu? Olur mikser. Bana hiç inandırıcı gelmiyorsun. Olur mikser. Olmaz. Olur. Olmaz. Arpacık soğan. Arpacık soğanı ne yapacaksın? Kebabımın içine koyacağım. Programımızda uzun zamandır kağıt kebabı yapılmamıştı. Evet, ben yapacağım bugün. Ve kayınvalidemin tarifiyle. Ben cesur kadınları severim. Evet. Mesela sıkıldım mı kızıma derim. Kızım ben tatil yapmak istiyorum. Evet. Kızım da ayırır bana nereden istiyorsa gibi, veyahut da uçuşu nereyse oradan ayırtırır yerime. Vay. Basar giderim. Diyorsun. Yeter ki Gamze çocuğuyla, eşiyle kalsın. Ha iyi, onlar bari en azından ben onları sıkma. Sıkma. Onlar da yalnız kalmak ister. Ben gezmeyi seviyorum, yaşamayı iyi, seviyorum. Gez ne güzel. Allah ömür versin, Allah sağlık versin de. Şu şeyi anlamıyorum. Bizim toplumumuzda maalesef var böyle bir şey. Sadece sana özel değil. Bir erkek çocuğunu kayırma, erkek çocuğunu daha üstün görme. O şekilde eğitme, yetiştirme. Yok benim bu... üstün görme yok, kızlarıma da aynıyım. Ama yani evet aynen, çünkü evlat ayırt edilmez yani, hani bir de oğlum olsun çok da büyük bir şey mesela değil. Mesela yani Allah şu sağlıklı hayırlı evlatlar nasip etsin, çocukları ayırmamak veyahut erkeklere sanki kendileri çok özel ve önemli ve kızlardan üstünmüş gibi göstermemek lazım. Büyük zaten birçok sorunun sebebi bu, kız çocuklarına daha fazla bir ehemmiyet gösterilmesi evet. Lazım. Eğitmek lazım, muhakkak okutmak lazım. Evlilik güzel bir şey. Zamanı ve yeri geldiği zaman tabii ki Allah herkese nasip etsin. Allah hepimizin evlatlarının mürüvvetini görmeyi nasip etsin. Ama her şeyin bir zamanı ve yeri var. Bizim çalışan insanlara, çalışan kadınlara çok ihtiyacımız. Bak sen ne güzel iş hayatına atılmışsın. Ben çok mutlu oluyorum böyle insanlarla karşılaştığımda. Kadın ve erkeğin gerçekten de toplumdaki yerini çocuklarımıza
doğru bir şekilde anlatmak, aktarmak lazım ki sonrasında işte bu her gün haberlerde izlediğimiz, gazetelerde okuduğumuz o kanımızı donduran şeylere yaşamayalım. Bir bayanın eşine bağlı kesinlikle maddiyatı olmaması gerek. Bak sen yaşayan canlı örneğisin bak. Evet. Değil mi? Kesinlikle ben kızlarıma diyorum eşinize kesinlikle maddiyatına bağlı kalmayın. Tabii ki. Yani onun için evlilik hani evlilik yapılacaktır zaten ama öncelikle değil mi hayatın başka aşamalarından geçmek lazım. Şimdiki aşamamız da mutfak. Çünkü gelinim evet. Gelecek. Sohbete devam edin. Şu eşinle olan şeyini de anlatsana bana. Adımı oraya koydum bıraktım orada duruyor diyorsun. Yok gidiyor. İşe gelip gidiyor şimdi. Gelin hanım, kayınvaliden seni çekiştiriyor mudur? Çekiştiriyordur. Ne diyordur? Suratsız diyordur bana. Ya da yaptığım şeyleri söylüyordur. Neler yapıyorsun ki? Yani evde hani genelde suratım asık olur ya bazen. İçecek olarak sizce ne alayım mikser? Bence kızılcık ve karabu şerbeti al. Ne almalıyım sizce? Bilmiyorum, ne alsan acaba? Gazoz ama herkes de kola içmez. Misal benim kayınvaliden. Aa bak şalgam var, alır mısın? Alsam mı? Bilmem, bir değişiklik olur. Ama iyi olur mu sizce? Hatta acılı alalım mı ne dersin? Aa! Sonra çok eleştirsinler beni. Evet. Hayır. Bence acılı olmaz. Bence acılı şalgam al. Limonata alayım. Bari şekersiz limonata al. Şekeri olan kayınvalideler içemez sonra. Misal benim kayınvalidem. Neden şekerli aldın o zaman? Kayınvalidem zaten içmez ki. Ne içer kayınvaliden? Ayran, çay ve Türk kahvesi içer. O zaman ayran da mı alsan? Ayran da alayım evet. Koş gelin hanım koş. Kayınvalidenin çok ilginç bir hikayesi var. Tek başına bir sürü iş denemiş. Evet, kendi başına bir sürü iş başarmış diyebiliriz. Tavuk çiftliği işletmiş. Ne oldu tavuklara? Tavukları öldü. Ya çok üzüldü mü? Ben yoktum o zaman ama anlatırken hala çok üzülür. Gerçekten mi? Etim. Kayınvalidemiz Sultan Hanım'ın tornacı olduğunu biliyor musun? Her sabah 5'te kalkıp makyajını yapar, ojesini sürermiş. Yani şaşırdım. Neden? Kadınlar tornacı olamaz mı? Olmaz. Ya olur ama... Tırnakları ojeli. Gamze Nur dün 5'leri 6'ları verdiler. Evet. Bugün de sana 3'leri 4'leri verirler mi? Aa asla kabul etmem. Kayınvaliden seni savunur mu? Savunur tabii ki de. Bu arada son 3 dakika. Ay hayır. Listeni kontrol et. Daha kasadan geçireceksin. 1 dakika. Yoğurdum, mayonezim, tereyağım, domatesim, çilek sos, krema, süt, kuru meyve. Tamam. Çabuk gelin hanım çabuk. Hadi hemen geçir. Ay. Yoksa geçiremediklerin kalır. Kalmayacak mikser. Aldığı ürünleri kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yapıyor. Ne kadar? 380 TL. Söyle. Gelin hanım bütçen ucu ucuna yetti. Evet. Hadi mutfağa gidelim. Merhaba, hoş geldiniz. Tekrar hoş bulduk. Zoya'nın çam sakız çoban armağanı. Ya niye? Ben size... Bir araba aldım değil mi? Anahtar var içinde. Çok teşekkür. Pakize Hanım'ın hediyeleri büyük oluyor çünkü. Ya düzcemizin... Düzcemizin... 4x4! Ay ne çılgınsın! Ne gerek var? Nerede ruhsatı? Bahçemden fındık toplayıp size getirdi. Ay fındık en sevdiğim şey. Çok teşekkürler. Böyle kahvaltılık sürme yapıyorum ben fındıktan kendime. O kadar makbule geçiyor ki. Ben geldim. Hoş geldin işte. Canım. Ben de geldim. Ne var bunun için? Kolonya var. Sen nereden biliyorsun kapalı şeyi? Bana da verdiler, ondan biliyorum Zuhal Hanım. Evet. Ben ona damacanada dezenfektan aldım zaten, onun var ablacığım. Ama bunun her özelliği şey var diye. Öyle mi? Evet. Çok teşekkür ederim, niye zahmet ettiniz? Evet. Kolonya. Vallahi bugünlerde verilecek en güzel şey zaten hediye. Evet, evet. Kolonya, dezenfektan. Ne yapıyorsun çatır çutur? Al Ali'cim al. Annemiz getirmiş bizim için. Fındık mı getirdiniz ona? Afiyet olsun. Bana 1 kilo getirmiş Zuhal Hanım. Size ne kadar getirdi? Benim valla yarım kilo ya var ya yok. Yarım kilo şey var mı? Bunu ekibe dağıtmam için verdi. Bana ayrıca getirmiş. öyle mi? Evet ekibe. Ekibe. Ona ayrı, ekibe ayrı. Çok teşekkür ederiz abi. Dilekçi. Dilek kim ya? Allah Allah. Dünkü geldinizdi Dilek. Gamze Nur. Sen git elini yüzünü yıka. Tamam. Bir maskeni falan çıkart üstünü başını değiş de gel sizde. Sizin evet. Yufka mı o? Evet. Evet. Çok teşekkür ederim hediyeler için. Espri yapıyorum tabii ki. Sağ olun, zahmet etmişsiniz. Kesinize bereket. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.